Bizi bence yok edemez. Olabilir yani. Olacağını zannetmiyorum. İnsanların yaptığı işi yapamaz abi. Ya hayır olarak kullanacaksın ya şer olarak kullanacaksın. Zararı pek zannetmiyorum olacağını. Biz bittik demektir ya. Bir şey olmaz. Merhaba arkadaşlar. Apolito'ya kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü sorumuz yapay zekanın insanoğluna etkisi. Gelin verilen cevapları hep birlikte göz atalım. Yani bu başka düşmana bir eline geçtiği zaman biz bittik demektir yani. Robot diyorsun ona, ne derece güvenebilirsin ki? Her şey yapabilir. Şimdi her şey makinalaştı. Zaman gelecek belki de fabrikalarda çalışan insan şeyi kalmayacak yani, kuşu kalmayacak, her şey makine olacak. Birinci derecesi insanlar çalışmadan kurtarır. Çalışmadan kurtarır. Olumsuz. Olumlu yönü bu, olumsuz da kilo alır çalışmamazlık için. %80 kolaylaştıysa da ameliyat için olan insanların kötülüğünü elinden aldı. Bu bir kere bir gerçek yani. İnsanlığa da zarar oldu bu tabii. Özellikle de İslam ülkelerine daha fazla zarar oldu. Ama robotların insanlara zarar oldu mu? Oldu, mutlaka oldu. İnsan iletişimi kesildi. Bilgi çağı gelince sosyallığı kaldırdı. İnsan arasında ilişki sosyallığı kaldırdı. Ama insan faydası açısından %80 insanların yükünü üzerinden aldı. Bugün bir robotun yaptığı bir işi bilgisayar üzerinde 10 tane insan yapamıyor yani. Dünya gelişiyor tabii ki. Biz de dünyaya uymamız lazım. Her şeyi robotlar yapıyor. En güzel de robotların yapması tabii ki güzel. Robotları yapmamız lazım. Robotları yapmak sanayide en büyük gelişim yani. Peki bu robotlar gelecekte insanların başına bela olur mu? Olacağını zannetmiyorum. Savaşacaklar bile robotlar. Şimdi hem yapmaya başladılar yani. Savaşın robotları üzerinde çalışıyorlar. Çok güzel bir şey yani. Bence ne kadar robot da olsa insanların yaptığı işi yapamaz abi. İşsizlik olur. Bence işsizlik olur. İnsanlar ne yiyip ne içecek bence. Yapay zeka benim anladığım kadar bu yeni gelişen robotlarla ilgili aynen olduğunu düşünüyorum. Bunların şimdi teknolojinin temel amacı insanlara kolaylık sağlamaktır. Böylece bir yandan kolaylık sağlar, bir yandan da iş gücünün eksilmesine, yani insan gücüne ihtiyacın azalacağını düşünüyorum. O yüzden ya insanlar da çok gelişmesi lazım ya da bu tür robotlar pek de insanlara faydalı olacağını düşünmüyorum aslında açıkçası. Ya insanlara hani evde bayanlara mutfak için hani yardım etmek için veyahut da çocuk bakmak için bu tarz şeylerde yardımcı olabilir. Onun haricinde sürekli mesela nasıl desem ki temizlik işlerinde evde yani bu tarz yardımcı olabilir yani. Zararı ne olabilir? Hani zararı belki radyasyon falan yayıyor olabilir. Bunun gibi bir zararı olabilir. Onun haricinde çocuklara ne bileyim bize yapay zeka hani insanlara falan yani zarar verebilecek bir şeyi fiziki bir temasta bulunabilir belki. Onun haricinde insanlar birazcık daha şey yapabilir. Hani işlerini kolaylaştırabilir ama nasıl desem ki birazcık daha tembelleştirebilir insanları. Dünyayı yönetebilirler abi. Başka? Zararı ne olabilir? Zararı dünyayı yönetmeler olur. Kullanmasını bilirsen tabii ki faydalı olur. Ama zararlar da olabilir. Mesela insanlar tembelleştirir, daha da kötüleştirir. Zeka seviyemizi düşürebilir. İnsanların kazandığı maddiyat açısından da zarar verir. Sonuçta insan kendi el ve emeğiyle çalışıyor. Ona göre bir maaşı da para alıyor. Şimdi onun yerine robotlar gelirse, gün sonra mesela fabrika işçisi yerine robot çalıştırırlarsa bir sefer para verecek, bir daha hiçbir zaman para vermez bakım onarım hariç. Ama ondan sonra o işten çıkarılan adam işsiz kalır. İşsizliğe yol açar yani. Gelecekte çok daha kolaylaştırabilirler ama bence nasıl desem hani bu teoriler var ya, insanların yerini alacak falan diyorlar. Öyle olmaz yani. Tamamen insan kontrolünde gelişir ve insan yaşamına çok büyük katkılar olur diye düşünüyorum. Birçok kişi zararın olacağını düşünüyor da olsa da yani çok faydalı olacağını düşünüyorum. Ya insanlığa şöyle bir zararı olabilir. Yani insanlık gerçekten ölür. Hani yardımlaşma, yani ne bileyim komşuluk, hani hiçbir şey kalmaz insanlık hakkında. Böyle yani. Peki faydası ne olabilir? Ya pek faydası olabileceğini düşünmüyorum yani. Yani sadece zararı olur. Aynen öyle. Gerçekten insanların birbirine arkadaşlığı biter, dostluklar. İnsanlık gerçekten biter yani. Arkadaşım da dediği gibi insanlığın bitmesi
%100 olacak bir şey. Ne arkadaş ortamı kalır, ondan sonra ne aile sevgisi kalır, ne bir şey kalır. Hiçbir şey kalmaz yani. İnsanlık tamamen biter, yok olur. İnsan onun yerini alamaz yani. Ama robotlar, şöyle söyleyeyim, ileri zamanlar için günümüzde robot her tarafta var. Mesela bir araç yapımında robotların yaptığı işi insanlar yapamıyor. İnsanlar sadece teknik parçaları birleştirmede kullanılıyor. Robotlar günümüzde bayağı bir yoğun bir şekilde gündeme geliyor. Ama insanoğlunun zekasını alması mümkün değildir. Olumsuz etkileri, eğer ekosistemi bozacaksa, bizim yaşam alanlarımız olabilir. Çocuklarımız, işte büyüklerimiz, gençlerimiz, herhangi bir şekilde bizim ekosisteme, günlük ilerleyişimize, işte güneşin doğmasından batışına kadar bizi, hayatımızı engelleyecekse eğer, teknolojinin bu şekilde ilerlemesi insan sağlığına, yaşamamıza engel olabilir. Ama işte koruma amaçlı, işte kendimizi müdafaa amaçlı, insanız, yorulacağız biz. Örnek vereyim, askerimizin yanında yer alıp iyi işler yapılacaksa bu yapay zekalarla, tabii ki iyi bir şey. Yani şöyle düşünüyorum, ben bunu yapan bilim insanlarının, bunları emanet edeceği kişilerin ne düşündüğü önemli. Yani hani sonuçta bir program ortamında yapılıyor bu, bilgisayar üzerinde yapılan şeyler. İyiye kullanırsak bizim için çok iyi olur. Nasıl? Mesela örnek veriyorum, hata şansları az olacağından, işte programlama açısından hata şansları az olacağından mesela çok iyi birer şoför olabilirler. Eğer ben biraz dini yaklaşayım o zaman. Eğer insanlık yok edilecek olsaydı zaten yaratılmazdık. Ki Allah-u Teala zaten kıyameti haber vermiş ve ya insanın burnuna kendi nefesinden üflemiş, yani yok edemezler diye düşünüyorum. Çünkü hani sonuçta biz yapıyoruz, yani insanlar yapıyor, biz yapıyoruz demeyeyim. İnsanların yaptığı bir şey insanı nasıl yok etsin? Hani onu ayarlarlar yani, insana zarar verebileceği. Çünkü felsefe dersinde de görüyoruz, bir paragrafta okumuştum mesela, insanı yok edecek robotlar diyordu ama bir ayarı olacak diyordu. İnsana zarar vermeye başladığı zaman duracak. Mesela topluca kullandığımız 100 kişi bir otobüse biniyoruz. İnsan hata yapar. Hataya meyillidir, nefsimiz var, yoruluyoruz, uyumamız gerekli, stresliyiz. Ama bu gibi şeylerde stres, sıkıntı, herhangi bir fikir, düşünce olmayacağı için, program amacıyla ilerleyeceği için hayatımıza değer katabilir. Ama bunu savaş açısından kullanırsak, insanları öldürmek açısından kullanırsak tabii zararlı olur diye düşünüyorum. Tabii bu sadece insanların ne düşündüğüyle alakalı. Hayır için kullanırsan hayırlı olur ama kötü için kullanırsan kötü olur diye düşünüyorum. İyi olur yapay zekanın. Çünkü yapay zeka demek bir zeki bir insanın o zekayı programlayıp o kişinin beynine cip mi diyorsunuz? Cip olarak yerleştirmesi demektir. Yani o, bu gördüğümüz şahıs değil de o cipi kim programladıysa onun zekasına hayran kalmak lazım. Yani yapay zeka... Tabii ki, tabii ki. Şimdi ya hayır olarak kullanacaksın ya şer olarak kullanacaksın. Şimdi bir ünlü bir bilim adamı demiş ki, bana demiş bir çocuk verin. Onu demiş nasıl yetiştirmemizi istiyorsunuz? Eğer demiş katil olarak yetiştirmemi istiyorsanız katil olarak, alim olarak yetiştirmemi istiyorsanız alim olarak, 20 sene sonra gelin o çocuğu benden teslim alın demiş. Yani bunu tamamen kişinin o cipe ne yüklediğiyle alakalı. Savaş modunu yüklerse bu ne yapacak? Savaşacak. Kitap okuma modunu yüklerse kitap okuyacak. Veyahut da işte marangoz olacaksa marangoz olacak, demirci olacak, demirci olacak. Yani asıl burada önemli olan nedir? Yapay zekadaki önemli olan şu: devletlerin ortak bir karar alıp iyi yönünü bunu kullanabilmektir. Kötü amaçlı değil. Ya mesela çalışma yönünden olsun, mesela iş yönünden olsun zarar olur. Peki iyi bir yön olabilir mi? Hani şu yönden... İyi yönde hızlandırma olabilir ya yani, mesela insan gücünden daha iyi robotlaşma. Ama şeye de zararlı olabilir. Yani böyle fabrikasyonlarda falan zararlı olabilir. Afrin'e gönderdi, savaş dedi. Ben insanım, neticede kaçacağım. Bir noktada sineceğim, bir noktada kaçacağım, bir noktada diyeceğim ki
işte şehit olayım da kurtulayım diyeceğim. O psikolojik yapı dengem neyse o ruh halim orada ne yapacak? Çıkacak. Ya tüm kaçacağım, hain olacağım ya daha ileri gideceğim, kahraman olacağım. Ama bunda ise kahramanlık veya hainlik diye bir şey yok. Kişi buna neyi yüklediyse ölümü pahasına gidecek. Bunda imtihan yok yani. Kişi neyi yüklediyse o. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın, ah bu videoda kalın.